Amerika'nın başkenti Washington güne sıcak bir gelişmeyle sıcak bir olayla başladı. Sabah saat 9'u 20 geçe kongre binasına giden yol üzerinde aracını polislerin kontrol noktasına doğru süren ve daha sonra o noktada polislerin uyarısını dikkate almayarak sert bir şekilde araçlara çarpacak ve birkaç yayı da aynı zamanda tehlikeye atacak ve polislere de çarpacak şekilde U dönüşü yaptırmaya çalışan bir kadın sürücü, polislerin uyarılarına uymaması üzerine ateş açıldı önce. Daha sonra kadın sürücü araçtan indi ve polisler tarafından gözaltına alındı. Tabii geride bıraktığımız hafta özellikle İngiltere'de parlamento binası yakınlarında bir saldırganın aracını yayaların üzerine sürmesi daha sonra polislere saldırması akıllara gelince bu ciddi bir endişe yarattı. Ayrıca polisin ateş açması bu kişiyi durdurmak için bölgede de bir paniğe neden oldu. Kongre binası ve çevresi polis kordonu altına alındı. Daha sonra polis sözcüsü bir açıklama yaptı. Olayın bir terör bağlantısı olmadığını sadece bir kadın sürücünün polisin uyarılarını kongre binası yakınlarında giriş noktasındaki kontrol noktasındaki bölgede dikkate almaması üzerine polisin ateş açtığını ve bu kişiyi etkisiz hale getirdiğini söyledi. Olayda kimsenin vurulmadığı belirtildi, yaralanan olmadığı, herhangi bir kişiye çarpmadığı ama söylediğim gibi polis araçlarına ve polislere çarpacak şekilde arabasının, aracının tehlikeli şekilde sürdüğü için bu kadın sürücü poliste uyarı ateşi açarak kendisini durdurmak durumunda kaldı. Ee, sabah saatlerinde bununla başladı açıkçası Washington güne ee, Dünden uzanan bir gelişme var. Onun ayrıntılarını size aktaracağız. Dün hatırlayacak olursanız e, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın JFK Havaalanı'nda New York'ta gözaltına alındığını ve daha sonra tutuklandığını e, sizlere söylemiştik. Bununla ilgili ayrıntılar e, ortaya çıkmaya başladı. 23 Mart tarihinde ilk olarak e, JFK Havaalanı yani New York'a ilk iniş yaptığı sırada e, polis tarafından gözaltına alınıyor Mehmet Hakan Atilla. Sorgulanıyor ve daha sonra ülkeye girişine izin veriliyor. Yani serbestlikler serbest bırakılıyor. Ancak 27 Haziran'da yani 4 gün sonra ülkeden çıkacağı esnada yeniden gözaltına alınıyor ve hakkında tutuklama kararı olduğu gerekçesiyle de bu defa serbest bırakılmıyor. E, hakim karşısına çıkarılıyor. Hakim karşısına çıkarıldıktan sonra da e, tutuklama tutuklama e, kararı verilip e, cezaevine gönderiliyor. Hakkında çok ciddi suçlamalar var. E, Halk Bankası Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın e, yaklaşık 50 milyon e, pardon yaklaşık 50 e, yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak. Tekrar 10 Nisan'da hakim karşısına çıkacak. E, Amerika'da şu anda hali hazırda tutuklu bulunan Rıza Sarraf'la aynı suçları işlemek. Rıza Sarraf'a yardımcı olmak suçlamasıyla e, suçlanıyor. Rıza Zarraf hatırlanacağı üzere e, İran'a yönelik ambargoları delmek, Amerikan finans kurumlarını bu ambargoları delerek para aklama operasyonlarında zarara uğratmakla e, suçlanıyordu çeşitli yöntemlerle. İşte Halk Bankında. da bu işlemler esnasında aracı olarak kullanıldığı bu para aklama ve Amerikan finans kurumlarının, Amerikan finans sistemine zarar verecek İran ambargosunu verecek işlemlerin yapılmasında Halk Bankası'nın aracı olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Ve özellikle de Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da bu işlemlerde aracı olduğu iddia ediliyor. Yaklaşık 40 sayfalık bir iddianame var. Söylediğim gibi 10 Nisan'da tekrar hakim karşısına çıkacak. E, suçlamalarla ilgili olarak bir e, suçtan 20, diğer suçtan da 30 yıl e, hapis cezası isteniyor e, ve mevcut iddianamenin altında da şu anda görevden ayrılmış olan e, Rıza Sarraf davasını da idare etmekte olan Fred Bahara'nın e, imzası var. Biz de bu gelişmeyi takip ediyoruz. Gün içerisinde Amerika'nın Sesi Facebook sayfasından ve Amerika'nın amerikaninsesi.com adresinden hem bu haberle ilgili hem de e, Amerika'daki diğer gelişmelerle ilgili tüm e, detayları takip edebilirsiniz.